Evet sevgili izleyenler, FM TV ana haber bülteni başlıyor. Hafta başı hep birlikteyiz. Yeni bir haftaya güzel bir şekilde başlayacağız inşallah. Çok önemli haberlerimiz var. Kısa bir haber turunun ardından birlikteyiz. Kilise ateş hazırlığındaki 8 Daeşli öldürüldü. 167 hava harekatında 492 Daeş üyesi öldürüldü. Operasyon bölgelerinden yürek parçalayan fotoğraflar. Can Dündar'a 28.000 TL adli para cezası. Günlük 40 TL için Sarp Dağlara çıkıyorlar. Suikast silahı üreten üniversiteli genç yakalandı. Evet sevgili izleyenler, FM TV ana haber bülteni başlıyor. İlk haberimize başlayalım. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından teröristlerin yakalanması, tuzaklanan patlayıcıların imhası, açılan çukurların kapatılması ve kurulan barikatların kaldırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet unsurlarınca 14 Mart'ta başlatılan müşterek operasyon sürüyor. Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapım patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 askerimiz yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden ikisi müdahaleye rağmen şehit düştü. Yaralı 3 askerin tedavisi ise devam ediyor. Kilise ateş hazırlığındaki 8 Daeşli öldürüldü. Şehit olan askerlerimize, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Genelkurmay Başkanlığından Mardin, Şırnak ve Diyarbakır'da devam eden operasyonlarda dün 15 teröristin etkisiz hale getirildiği, Nusaybin'de de bir terör örgütü üyesinin teslim olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist de teslim oldu. Operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 292'ye yükseldi. Operasyonda imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı ise 638'e ulaştı. Şırnak'ta devam eden operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 250 oldu. 30 el yapımı patlayıcı imha edildi. Böylece toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 734'ü buldu. Diyarbakır Lice'de icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ile giyim, gıda ve temizlik malzemesi de ele geçirildi. Şanlıurfa Ceylanpınar'da Suriye sınırından bir çanta içerisinde Türkiye'ye geçirilmeye çalışan patlamaya hazır 7,5 kilogram TNT patlayıcı bulundu. Halep'in kuzeyinde sınıra 6, kilise 21 kilometre mesafede atış hazırlığındaki Daeş terör örgütüne ait füze rampasının imha edildiği 8 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Halep'in kuzeyinde insansız hava araçları aracılığıyla yapılan keşifte sınıra 6, kilise ise 21 kilometre mesafede Daeş terör örgütüne ait atışa hazır füze rampası tespit edildi. Görüntülerin alınmasının ardından füze rampasının bulunduğu alan fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Yoğun atışların yapıldığı alandaki füze rampası tamamen imha edildi. Ateş altına alınan bölgede 8 terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi. ...167 hava harekatında 492 Daeş üyesi öldürüldü. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının mayın imalathanesi imha edildi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının mayın imalathanesi imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre şehit Tank Uzman Çavuş Özcan Mutlu operasyonu kapsamında 23 Nisan 2016'da Uludere ilçesi Kureş'in tepe bölgesinde harekat gerçekleştirildi. Harekatta bölücü terör örgütü mensuplarınca oluşturulduğu belirlenen mayın imalathanesi imha edildi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre 9 Ocak'tan bugüne kadar düzenlenen 167 hava harekatında 492 DAEŞ üyesi terörist öldürüldü. Suriye'deki terör örgütü DAEŞ mevzilerinden 9 Ocak'tan bugüne kadar yapılan saldırılara karşılık olarak Türkiye tarafından çeşitli ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilirken 5330 atışta 370, düzenlenen 167 hava harekatında 492 terörist etkisiz hale getirildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre 9 Ocak'tan bugüne kadar Suriye tarafındaki DAEŞ mevzilerinden yapılan saldırılara karşılık Türkiye, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde misliyle mukabelede bulundu. Türkiye tarafından çeşitli ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen 5330 atışta DAEŞ'e ait çok sayıda silah mevzisi, barınak ve sözde karargah olarak kullanılan binalar imha edilirken 370 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı tarihler arasında düzenlenen 167 hava harekatında 492 DAEŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları son olarak gece 01'de koalisyon güçlerine ait uçaklarca gerçekleştirilen taarruzlarda çok sayıda DAEŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini ve silah mevzilerin imha edildiğini bildirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye binası yanına terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi. Alınan bilgiye göre güvenlik güçleri Yüksekova'da 13 Mart'taki sokağa çıkma yasağının ardından el yapımı patlayıcıların imha edilmesi, açılan çukurların kapatılması ve barikatların kaldırılması amacıyla başlatılan ve önceki gün tamamlanan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Güllü operasyonu kapsamında arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri Mezarlık, Yeni, Eski Kışla, Orman, Yeşildere, Dize, Cumhuriyet, Güngör ve Esentepe mahallelerinde oldukça titiz ve dikkatli şekilde hareket ediyor. İlçede barikat, çukur, yol ve binalar ile evlerin kapı, pencere, dolap, ev eşyaları, kiriş, kolon ve harekete duyarlı lambalara yerleştirilmiş 294 el yapım patlayıcı imha eden güvenlik birimleri 136 çukuru kapatarak 217 barikatı da kaldırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarının birlikte yürüttüğü arama tarama çalışmaları kapsamında Esentepe Mahallesi'nde tarama çalışması yapıldı. Güvenlik güçlerinin dedektör cihazlar ve bomba arama köpekleri kullanarak gerçekleştirdiği faaliyette Hakkari-Giran yolu üzerinde bulunan Yüksekova Belediye Binası'nın yanında bir iş makinesinin altına tuzaklanmış bomba düzeneği bulundu. Çevre güvenliği alan bomba imha uzmanları yaklaşık 30 kilo el yapımı patlayıcı ile hazırlanan düzeneği imha etti. Bombalı tuzağın etkisiz hale getirilmesi kameraya yansıdı. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların büyük bir kararlılıkla sürdüğü Nusaybin'de güvenlik güçlerinin en büyük moral kaynağı yurdun dört bir yanından gelen sevgi paketleri oluyor. Güvenlik güçleri ülke insanının askerine ve polisine gönderdiği bu ikramları bölge halkıyla paylaşıyor. Nusaybin'de ilçe içerisinde yuvalanan ve halka zulmeden eli kanlı bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam etmekte. Bu operasyonlar sürerken güvenlik kuvvetlerine yurdun dört bir yanından ikram kapsamında gönderilen malzemeler bölgedeki güvenlik kuvvetlerine, bölgede görev yapan kamu görevlilerine ve burada yaşayan vatandaşlara dağıtılmakta. Emniyet ala ala, bir kişi emniyet alsın. Bu hediyeler milletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu göstermekte. Bölge halkı da gönderilen bu ikramları gördüğünde ve aldığında çok büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etmekte. Et ve tırnak gibi bütünleşmiş olmanın önemi burada bir kez daha görülmekte. Abi, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
operasyon bölgelerinden yürek parçalayan fotoğraflar. Evet, Adana'da gece yol kesip vatandaşı gasp eden PKK'lılar yakalandı. Edinilen bilgiye göre bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesi Küçük Dikili mevkisindeki Şehitlik Caddesi'nde gece 7 kişilik grup yol kesip vatandaşa gasp etti. 3 gece art arda PKK'lılar tarafından gasp edilen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek caddede pusu attı. Kolay göremiyorum. PKK'ların gecenin ilerleyen saatlerinde yine ellerinde uzun namlulu silahlarla caddeye çıkıp yoldan geçen araçları durdurup araç almaya, gasp etmeye başladı. Polis bir süre takipten sonra sivil bir araçla caddeye hareket etti. Bu sırada PKK'lar sivil polis aracını durdurdu. Polis kimlik gösterince aracı durduran PKK'lı polis diye bağırdı. Bunun üzerine yol kenarında uzun namlulu silahlarla bekleyen PKK'lar ateş açtı. Polis de ateşe karşılık verince çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Ferdinand diye isimli PKK'lı öldürüldü. Diğer PKK'lılar ise karanlıktan faydalanarak kaçtı. Ancak polis PKK'lıları tek tek tespit ederek şafak vakti operasyon düzenleyerek PKK'lıları tek tek yakaladı. Operasyonda evde yapılan aramalarda silah ve tüfekler ele geçirildi. Mesut D, Muhammed D ve Yunus G emniyette sorguya alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcı zanlıları tutuklanmaları talebiyle Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Zanlılardan Yusuf D., Barış Ç. ve Hüseyin K. tutuklandı. Mesut D.'ye ise adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı verildi. Muhammed D. ile Yunus G.'ye ise ev hapsi verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şimdi ekranlarınıza duygu dolu görüntüler getireceğiz. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Şırnak, Nusaybin ve Yüksekova'da şehit düşen güvenlik güçlerinin ranzaları boş bırakılmadı. Silah arkadaşları şehitlerin yataklarını Türk bayraklarıyla donattı. Terör örgütü PKK varlığına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği Şırnak merkez ile Mardin'in Nusaybin ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinden gelen fotoğraflar yürekleri dağladı. Fotoğraflarda söz konusu bölgelerdeki operasyonlarda şehit düşen güvenlik güçlerinin ranza ve yataklarını boş bırakılmayıp Türk bayrakları ile donatıldığı görüldü. Bir askerin bayraklarla donatılan şehit meslektaşının ranzasının başında dua etmesi ise yürekleri parçaladı. Gerçekten duygu yüklü fotoğraflar. Düşünsenize, yanınızda yatan, üst katınızda yatan, alt katınızda yatan bir arkadaşınız, silah arkadaşınız, omuz omuza verdiğiniz, devleti muhafaza ettiğiniz, devleti koruduğunuz arkadaşınız tabii ki şehitlik mertebesine yükseliyor diye sevinciniz vardır. Ama ve lakin bir eksikliğini hissediyorsunuz. O şehit olmanın vermiş olduğu huzurla beraber ama onun yokluğu da o hüzün de sizi sarıyor. Aynı bu şekilde bir düşünmemiz lazım. Bu olaylar ne için oluyor? Burada rahat bir şekilde hayatımızı idame ettirelim, sürdürelim. Devletimize zarar gelmesin, milletimize zarar gelmesin, devletimiz milletimiz korunsun diye hala kalkıp bunun yanında PKK seviciliği, terör seviciliği, sırf belli zihinlerdeyiz biz diye kendilerini aydın göstermek için terör seviciliği yapmak gerçekten bu vatana, bu millete ihanettir. Ecdadımıza, dedelerimize de ihanettir. Biz Çanakkale'de şehit düşen ecdadın torunları olarak şimdi şehit düşen kardeşlerimizi her zaman arkasındayız. Gazi olan askerlerimizin, polislerimizin arkasındayız. Ama siz Çanakkale'de şehit olan kişilere de ihanet ediyorsunuz. Çanakkale'de şehit olan dedelerinize diyemiyorum. Çünkü onların torunu
olmadığınız belli. Onların torunu orada şehit olanlar, onların torunu oradakilere buradan destek verenler. Kilise akşam saatlerinde Suriye'den atılan roket mermisinde ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Son dönemlerde DAEŞ'in Rus füzeleriyle saldırılarını arttırdığı kilise askeri sevkiyatlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre saat 18 sıralarında Suriye'den ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezinde bulunan valilik binasının hemen yanındaki tekke camii yakınlarına düşerken, atılan başka roketler de kentin farklı noktalarına düştü. Roketli saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan'la Vali Süleyman Tapsız, Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'in bu sırada toplantıda olduğu öğrenildi. Roketli saldırıların artması üzerine bölgeye zaman zaman gerçekleşen tank, askeri ve zırhlı araçların sevkiyatına da hız verildi. Son olarak Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan 3 zırhlı personel taşıyıcısı yoğun güvenlik tedbirleri arasında bölgeye sevk edildi. Sevkiyata polis ekipleri de eskortluk yaptı. Can Dündar'a 28 bin TL adli para cezası. Aksaray'da 3 gün önce gerçekleştirilen paralel yapı operasyonunda paralel devlet yapılanması, terör örgütünün il yapılanması, terör örgütünü yönetmek, üyesi olmak ve finans sağlamak suçlarından gözaltına alınan 35 şüpheliden sorguları tamamlanan 5 kişi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 kişi tutuklanırken 3 kişi ise serbest bırakıldı. 22 Nisan 2016 tarihinde Aksaray merkezli Konya, Karaman, İzmir, Eskişehir, Malatya, Ankara, İstanbul illerinde FETÖ-PDY terör örgütünün il yapılanması, terör örgütünü yönetmek, üyesi olmak ve finans sağlamak suçlarına yönelik 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Kararın ardından 35 kişi Aksaray'da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından dün gece mahkemeye çıkarılan Mustafa B. ve Sadiye Semra T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakim karşısına çıkan Ferhat Koyuncu, Murat Aksu, Melike Kozan serbest bırakıldı. Melike Kozan'ın adli kontrol kapsamında serbest bırakıldığı öğrenildi. Tutuklandınız. Hangi iddiayla tutuklandınız? Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, hakaret ve gizliliği ihlal suçlarından yargılandığı davada 28.650 TL adli para cezasına çarptırıldı. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın da şikayetçileri arasında bulunduğu, gizliliği ihlal ve hakaret suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Beraatle sonuçlandı. Öte yandan yazı dizisi ne bir ceza verildi. Oradan bir adli para cezasına çarptırıldık. Kararını açıklayan hakim, sanık Dündar'ın unsurları oluşmadığı gerekçesiyle gizliliği ihlal suçundan beraatine karar verildi. Mahkeme kararında sanık Dündar'ın hakaret suçunu işlediğini sabit gördü. Suçu işleme şekli, suçun işlendiği zaman, suç konusunun önemi ve kast yoğunluğunu dikkate alan mahkeme, Dündar'ı 500 gün adli para cezasına çarptırdı. Suçun kamu görevlileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Yıldırım'ın da bulunduğu toplam 9 kişiye yönelik işlendiğine dikkat çeken mahkeme, cezayı toplamda 1092 gün adli para cezasına çıkardı.
Dündar'ın gazeteci sıfatının ve sabıkasının bulunmadığını dikkate alan mahkeme bu cezayı daha sonra 955 güne indirdi. Dündar'ın ekonomik durumuna göre cezayı günlüğü 30 liradan hesaplayan mahkeme Dündar'ı toplamda 28.650 TL adli para cezasıyla cezalandırdı. Cezayı ertelemeyen mahkeme hükmün onaylanması halinde Dündar'ın para cezasını 8 taksitle ödemesini kararlaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Usame Kutup, Yassen Abdullah Elkadi, Abdülkerim Çay, Muaz Yassen Alkadi, Hasan Doğan ve Cengiz Aktürk şikayetçi olduğu dava dosyasında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın gizliliği ihlal ve hakaret suçundan 9 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyordu. ...dediğimiz iddiasıyla mahkum edildik. Biz eğer gerçekleri yayınlamak suçsa bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Gaziantep'te bir evde patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Gaziantep'te meydana gelen patlama alanında polis ve itfaiye ekipleri incelemelerini tamamladı. Patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiği belirlendi. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde bir apartmanın 4. katında patlama olmuş. Patlamada bir kişi ölürken 8 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulansla terörle mücadele şubesi ekipleri ve bomba uzmanları sevk edilmişti. Bomba imha ekipleri yaptıkları incelemenin ardından canlı bomba ya da bomba düzeneğine dair bulguya rastlamaması üzerine alanı olay yeri inceleme ekiplerine bıraktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin patlamanın meydana geldiği evde ve apartmanın çevresinde inceleme yaptı. Ekipler patlamanın şiddetiyle sokağa fırlayan cep telefonlarını da inceledi. İncelemenin tamamlanmasının ardından olayın tüp patlamasından kaynaklandığı tespit edildi. Olayda ölen Murat Ekin cenazesi de yapılan incelemenin ardından evden çıkarıldı. Etin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından polis yerini itfaiye ekiplerine bıraktı. İtfaiye ekiplerinin de tespitlerinde patlamanın gaz sıkışmasından olduğu belirlenirken ekipler olay yeri ile ilgili hasar tespitini sürdürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada biri çocuk 4 kişi yaralandı, 2 ev ve otomobil ateşe verildi. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine av tüfeği, taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada CT, AT ve FÖ av tüfeği ile EO da başına isabet eden taşla yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada ateşe verilen iki ev ve otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda 5 otomobille bazı evlere de taş ve sopalarla zarar verildi. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Günlük 40 TL için Sarp Dağlar'a çıkıyorlar. Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 8100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada
İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından akaryakıt kaçakçılığı ve ticareti yapan veya nakleden şahıs ve şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 24 Nisan 2016 günü ilimizin Çaldıran ilçesinde müdürlüğümüz görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kontrol noktasında durdurulan iki aracın fazladan bulunan yakıt depolarında 5100 litre, kasalarında bulunan 3 adet 1000 litrelik su depolarında ise 3000 litre olmak üzere toplamda 8100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı akaryakıt kaçakçılığı suçundan yasal işlem yapılmış olup şahıslardan M.A.Ç. ve F.Ö. serbest bırakılırken T.A. ve F.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir denildi. Hakkari'nin Taşbaşı köyünde 7'den 70'e herkes aile ekonomisine katkı sunmak için sabahın erken saatlerinde yollara düşerek dağlarda uçkun ve pancar topluyor. Hakkari kent merkezine 40 kilometre uzakta bulunan Taşbaşı köyünde yaşlı, genç ve çocuk demeden dağlarda yetişen ve halk arasında yayla muzu olarak bilinen uçkunu toplamak için yollara düşüyorlar. Yüksek dağlarda yetişen, uçkun veya yayla muz olarak bilinen bitki, Hakkarili gençler için ekmek parası olmaya devam ediyor. Dağlardan uçkun toplayan Hıdır Akbay, köy halkının tek geçim kaynağının dağlardan ot toplamak olduğunu belirtti. Uçkun için sabah erkenden dağlara geldiğini belirten hekim çiftçi, tehlikeyi göze aldıklarını ve tek geçim kaynaklarının bu dağlar olduğunu söyledi. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında bordo mavili bir taraftar çizgi hakemi Volkan Bayaslan'a tekme tokat saldırdı. Çizgi hakemi Volkan Bayaslan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 89. dakikada durdu. Trabzonspor'un 4-0 yenik sürdürdüğü karşılaşmada kale arkasındaki terör örgüleri söken bordo mavi taraftarlar stat koltuklarını kırarak sahaya atmaya başladı. Taraftarlar ardından sahaya girdi. Sahaya giren taraftarlar güvenlik güçleri tarafından çıkarılınca maç devam etti. O esnada sahaya atlayan bir taraftar çizgi hakemi Volkan Bayaslan'a saldırdı. Bayaslan'a tekme tokat saldıran taraftarı güvenlik güçleri durdurdu. Ardından hakem Bülent Yıldırım maçı durdururken hakemler ve futbolcular soyunma odasına koştu. Kaleci Onur Ün ise teknik direktör Hami Mandırılı'ya tepki göstererek eldiveni çıkardığı gözlendi. Bir taraftar ise Fenerbahçe bayrağını direkten indirerek yerine Trabzonspor atkısı astı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın tatil edilmesinin ardından saldırıya uğrayan karşılaşmanın çizgi hakemi Volkan Bayaslan ifadesi alınmak üzere polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. Bu arada maçın 89. dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakeme yumruk atan 17 yaşındaki O.M. gözaltına alınırken deniz tarafı kale arkasında bulunan görevli iki polis memuru da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Boyun ve başına aldıkları darbeyle yaralanan polislerin ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Tatil edilen Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasının ardından bordo mavili taraftarlar stadyum etrafından ayrılmayarak tepki göstermeye devam ettiler. Sloganlar atan taraftarlar Fenerbahçe'ye ve Başkan Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi.
Amatör küme playoff bal ligine yükselme maçında karşılaşan Kahtaspor ile Boztepespor karşılaşmasında kavga çıktı. Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında seyircisiz oynanan maçta sporcular arasında zaman zaman gergin dakikalar yaşandı. Hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla beraber maç 3-3 sona ererken Kahtaspor ile Boztepespor sporcuları saha içerisinde birbirine girdi. Birbirine giren sporculara polis müdahale ederek sporcuları ayırdı. Saha dışında bekleyen her iki takımın taraftarları bu defa saha dışında birbirine girdi. Birbirine giren taraftarlardan bazıları rakip takımın taraftarlarını kemer ve sopalarla kovaladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede yaşanan kavgaya polis ekipleri adeta güçlükle müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sakinleştirilen taraftarlar ara sokaklara dağıldı. Taraftarların dağılması sonrası sahadan çıkan Boztepespor sporcuları otobüse bindikten hemen sonra otobüsten inerek saha içerisinde bulunan Kahtaspor sporcularına bağırıp çağırınca polis biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından etkilenen sporcular otobüse alınarak olay yerinden uzaklaştırıldı. Sporcular olay yerinden uzaklaştırılırken Boztepespor taraftarları bu defa saha içerisinde bekleyen Kahtaspor sporcularına taş atmaya başladı. Bir türlü sakinleştirilemeyen taraflara Adıyaman Spor Taraftar Derneği Başkanı Abdurrahman Vural'ın konuşması sonrası taraftarlar olay yerinden ayrıldı. Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor. İstanbul'daki atölyesinde kalem görünümlü suikast silahı üreten üniversiteli genç Bursa polisinin yaptığı operasyonla yakalandı. Gencin İstanbul'dan Bursa'ya getirdiği 16 adet suikast silahının tanesini 500 liradan satmayı planladığı öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 19 yaşındaki NM'nin İstanbul'dan Bursa'ya ruhsatsız silah getireceği istihbaratını aldı. Polis, NM'yi Bursa şehirler arası otobüs terminalinde gözaltına aldı. NM'nin yanında bulunan bir kutu içerisinde 16 adet kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi. NM, ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 19 yaşındaki NM'nin İstanbul'da makine mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu, silahları torna atölyesinde ürettiği ve Bursa'da tanesini 500 liradan satacağı öğrenildi. NM, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahları kime satacak? Bu üniversiteli gencin önü açılmış olsaydı, buna belli imkanlar sunulmuş olsaydı belki de devlete, millete hayırlı bir silah üretecekti. Bakın kendi atölyesinde kısıtlı imkanlarda silah üretebilmiş. Suikast silahı üretmiş, bir hata yapmış. Ama kabiliyeti açılmış olsaydı devlete, milletin lehine bir silah üretme şansı vardı. Gaziantep'teki bir evde çıkan yangın korkuttu. Yangın öncesinde evde meyve yiyen iki kardeş alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay bugün 15.30 sıralarında Şehit Kamil ilçesi Beykent mahallesindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Burası ilçesi de var abi. Hasara bakalım. Tamam.
Hasan Alevli'ye ait evde meydana gelen yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, yangın sırasında evde bulunan iki kız kardeş canlarını son anda kurtardı. Meyve yedikleri sırada gelen yanık kokusunu duyan kız kardeşler odanın kapısını açtığında alevlerle karşılaştı. Alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan iki kardeş dışarıya koşarak komşularından yardım istedi. Abi şimdi ben değilim Mesut abi. Ya, ben de işten geliyorum, hanım aradı. Ev yanıyor falan dedi. Bu hat kat zaten bizim komşu olarak. Şu anda Hasan Alevli. Ev sahibi olan yangının neden olduğunu bilmiyoruz şu anda. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 20 dakikalık çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı. Canlarını son anda kurtaran iki kız kardeşi ise komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Bilgisayar falan olmalıydı. Bilgisayar bu odalar mıydı? Daha sağ. Kocaeli'de aşırı hızla gelen bir araç önce ara sokağa dönen araca daha sonra ise karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Bakar çocuk bunu getirmiş. Kaza Kocaeli'nin Başizkeler ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde Yuvacık Mahallesi yönüne doğru hızla ilerleyen Şaban B. idaresindeki 41 BP 535 plakalı araç önce İzmit yönüne giderken Alsancak Caddesi üzerinden yolun karşısındaki bir ara sokağa dönmek isteyen Erdoğan Ağa idaresindeki 41LK055 plakalı araca çarptı. Çarptıktan sonra duramayan araç daha sonra İzmit yönüne giden Asım C idaresindeki 42KH438 plakalı araca da çarptıktan sonra direğe çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yolculara sıkıştıkları yerden çıkartarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. 112 acil sağlık ekipleri kazada yaralanan 42KH438 plakalı aracın içerisindeki Eylem C ve Furkan C ile 41LK055 plakalı aracın içerisindeki İsmet D ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüleri ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Baba çakmanı verse almış. Kim? Biz bu istikametten geliyorduk. Misafirlikten geliyorduk. Şu arabayla bu vurulan araba bu tarafa doğru bu istikametten geliyor. Bir anda bir vurdular birbirine ama ortalık bir karıştı. Ne olduğunu anlayamadan bu araba döne döne geldi bana vurdu. Mekan ani kırınca bu kaçtı. Kafayı yoksa kafaya vuracaklar. O aşağıdan Megan böyle kırınca önüne o arkadan vurdu onu. Yandan vurdu onu. Ya tam olayı ben kafayı bu iki vuruşmayı sadece şu arabanın benim yani benim arabaya doğru döne gelip şöyle yanlamasına en son bana vuruyor sonra direğe giriyor. Araba bundan ibaret. Başka bir şey yok. Eyvallah. Kaza nedeniyle Alsancak Caddesi üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak verilirken olay yerine gelen çekiciyle araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kardeşimiz öldü gitti burada. Hiç uğurlu. Yeni. Hiç uğurlu. Öpücü mü dedi? Ne yapı ortaya? 3 sene geç içeri gel. Selim bırak. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan özel otomobil UEDEŞ duvarını yıkıp bahçeye uçtu. Bir kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine gitmek üzere Özdilek Köprülü kavşağı üzerine çıkan 21 yaşındaki Suat Doğan idaresindeki özel otomobil kontrolden çıktı. Kavşağın altında bulunan İnegöl Elektrik İşletme Müdürlüğü binasına çarpan otomobil duvarı yıkarak bahçeye uçtu.
Bahçe duvarı ile bina duvarı arasında yan yatan otomobilde bulunan sürücü kırılan camdan kendi imkanları ile çıktı. Hafif yaralanan sürücü, kaza yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıkılan duvarın bulunduğu odada kimsenin olmaması facia yönledi. Kaza, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan hafriyat atıklarından oluşan molozlar Büyükçekmece Gölü'nü tehlikeye sokuyor. Durumdan rahatsız olduğunu belirterek tepkisini dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün sorunun İstanbul'un sorunu olduğunu ifade ederek ben 40 yıllık belediyeciydim, böyle rezillik, böyle bir ahlaksızlık görmedim dedi. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan hafriyat atıklarından oluşan molozlar Büyükçekmece Gölü'nü tehlikeye sokuyor. Durumdan rahatsızlık duyduğunu belirten Başkan Doktor Hasan Akgün, yetkililere seslenerek yardım çağrısında bulundu. Zabıta ekipleri ve teknik danışmanı ile birlikte alanda inceleme yapan Başkan Akgün, zabıta ekiplerine molozların kaldırılması yönünde talimat verdi. Molozların döküldüğü tespit edilen alanlara güvenlik kameraları yerleştirildi. Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 24 saat izlenen kameraları fark eden sürücüler plakalarını kapatarak alanda yaptıkları keşif sonrası gecenin geç saatlerinde kameralara aldırış etmeden moloz dökümünü gerçekleştirdi. Başkan Akgün tarafından yeni bir talimatla alana giriş demir kapı ile kapatılarak Büyükçekmece Göl Havzası korunacak. Moloz dökülmesini ahlaksızlık olarak nitelendiren Başkan Akgün şunları söyledi. 2000 lira için 15 milyon insanı zehirliyor bu çok şerefli ve namuslu vatandaşlar. Bu ahlaksızlar 2000 lira için bu milleti zehirliyorlar. Gelsinler ben onlara 4000 lira vereyim, cebimden maaşımı vereyim. Ama bu ahlaksızlığı, bu şerefsizliği yapmasınlar. Bu suyun, bu gölün suyunu çocuk da içiyor, yaşlı da içiyor, kendisi de içiyor, karısı da içiyor, onun çocuğu da içiyor. Ama biz Büyükçekmece Göl Havzası'nı kimseye yedirtmeyeceğiz. Büyükçekmece Göl Havzası'nı kimseye zehirlettirmeyeceğiz. Beşiktaş'ta bir restoranın bahçesine dalan otomobil kafeteryayı savaş alanına çevirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken olay sırasında kafede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı son anda önledi. Kazada yaralanan sürücüyü restoran çalışanları ve çevredekiler otomobilden çıkardı. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aracıyla birlikte cadde üzerindeki bir restoranın bahçesine daldı. Kazanın ardından restoran çalışanları ve müşteriler otomobilin yanına koştu. Yaralı sürücüye ilk yardımı restoran çalışanları ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı sürücü daha sonra olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hızla gelen otomobilin bir anda restoran bahçesine daldığı ve bahçedeki masa ve sandalyelerin bir anda havada uçuştuğu görülüyor. Öte yandan kaza esnasında restoran bahçesinde müşterilerin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Olay öncelikle sürücü beyefendi Sara nöbeti geçirmiş. Yukarıda 300 metre yukarıdan başka bir restorana yöneliyor. Orada önünde duran ticari taksiye vurduktan sonra bu tarafa dönüyor ve tabii Sara nöbeti geçtiği için direksiyona kafayı yatırmış. Gaza da son gaz basıyor, ayağını çekemiyor tabii ki nöbet geçirdiği için. Buradan şu garajın önünden vurarak geliyor. Buradan ağaca vurarak direkt bu bizim bahçeye dalıyor. Yani şurada garaj girişindeki dubalara vurdu garaj. Ölü yaralı var mı abi? Ölü yaralı yok fakat sürücünün kaburgaları kırıktı. Kolu kırıktı. Evet. Çıkarıp masanın üzerine yatırdık. İlk müdahaleyi yaptık. Zaten ambulans falan geldi.
Allah'tan facia, yani ağaç olmasa dükkana girecek veya ağaçtan sekip iki direğin arasına girdi. Şura vursa bu cam tavan çökecek ve altında insanlar vardı şurada köşede. Yani büyük bir facia atlattık aslında. Çünkü cam düşse komple altındaki insanlara büyük zarar verecekti. Hadi sürücüyü kurtardık, onda pek fazla bir şey olmadı. Bu şekilde yani. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sivas seferini yapan uçağında çantamda bomba var diyen bir yolcu paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yolcu ifadesinde şaka yaptığını söyledi. Edinilen bilgiye göre ilginç olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sivas seferini yapmaya hazırlanan TK-73-74 sefer sayılı yolcu uçağında yaşandı. MV isimli bir yolcu, çantamda bomba var deyince uçakta panik yaşandı. TE yetkilileri gerekli prosedürü uygulayarak uçağı boşalttı. Valizler ve uçak uzman ekipler tarafından bomba aramasından geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan MV ise şaka yaptığını söyledi. İfadesi alınan yolcu savcılığa sevk edildi. Evet sevgili izleyenler, bugün de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet.